Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. 9.10 yamasının ıı, içeriğine bakacağız şimdi. Yama notlarına geçmeden önce kanal hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer ilk defa ziyaret ediyorsanız ıı, hikayelere bakabilirsiniz. Kısa hikayeler var. Şampiyonların yaşam öyküleri var. Çizgi roman serilerine başladık ve daha birçok içerik var. Dediğim gibi ilk defa ziyaret ediyorsanız onları da bakabilirsiniz. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu yamada çok fazla şey yok ama en önemlisi Yumi'nin gelişi artık bu yamayla birlikte Yumi oynanı, oynanabilir bir şekilde olacak. İlk değişikten değişiklikten bahsedelim Brand. Bence çok gereksiz bir değişiklik olmuş. Brand'in E hasarı ve yetenek gücünden aldığı hasar arttırılmış. 70-150 aralığından 70-170 aralığına çıkartılmış. 0-35 yetenek gücünden 0-45 yetenek gücü ne gelmiş. Yani Brand oynadığınızda zaten genelde E'yi Q'dan önce atarsınız, W'dan önce atarsınız ki Q stunlasın veya W'nun hasarı artsın vesaire diye yaparsınız. Veya çok nadir olarak işte W atmışsınızdır, E ile sıç sıçratırsınız falan ama hani E'nin olayı aslında sizin pasifinizi veya diğer skill'inizi tetiklemenizdir. Ee, ki spor tanınıldığı halde bile Brand oyunlarda genelde en yüksek hasarı veren şampiyonlardan bir tanesi olur olur. Bu tarz bir buff bence biraz gereksiz kalmış ama bakalım artık daha da fazla hasar verecek Brand. Caitlyn, Caitlyn için ufacık bir değişiklik yapılmış. W'nun tam kafadan ilave hasarı 40-240'dan 60-240'a yükseltilmiş. Oyun başında birazcık daha fazla hasar verecek. Caitlyn zaten oyun başında range'inden dolayı, menzilinden dolayı biraz yıpratıcı bir şampiyonda. Şimdi W'leri bir tık daha fazla hasar verecek diyebiliriz. Fiora'nın W'suyla ile alakalı küçük bir geliştirme yapılmış, iyileştirilme yapılmış. Uh, Bram, Cannon, belki Kaiser falan o tarz şampiyonlar. Siz W attığınızda yine yük birikiyor. büyük birikmiyormuş eskiden. Sadece siz o yükü uh, siliyormuş. Atıyorum iki yük birikti. Siz W attığınızda üçüncü yük alınmıyormuş. Artık şöyle bir durum oluyor. Yükü alıyorsunuz ama hani uh, sersemle etki, sersemleme etkisi tam o andaysa onu uh, şu anda engelleyebiliyorsunuz. Uh, biraz karışık olduysa siz de bakabilirsiniz tam olarak ne olduğuna. Graves'e geçiyoruz. Graves'in Q hasarının, Q'nun hasarı ileri yetenek seviyelerinde arttı demiş. Patlama hasarı 85-205'ten 85-225'e artmış. Küçük bir güçlendirme olmuş. Master Mastery'de büyük değişiklikler var. Yani diğerlerine göre büyük değişiklikler var. Mastery orta seviyelerde çok fazla bilmeyen ve orta seviyede bilen şampiyonlar için daha zor hale gelecek demiş Riot. Ama çok fazla biliyorsanız bu değişiklik sizin daha çok işinize yarayacak demiş. Q'nun şöyle bir durum var. Artık kullanım süresi diye bir şey yok. Direkt çat diye atabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Eğer master yer yanınızda, yanınızda bir şey yoksa size böyle pat 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 kafanızda sekemeyecek. Kafanızda sektiği takdirde size daha az hasar verecek. Yani çoklu hedeflere daha fazla hasar veren bir şampiyon olacak. W'nun kullanım süresi de kaldırılmış. Yeteneği kullanmak artık 0,05 saniye sürmüyormuş. Yani çat diye basabiliyorsunuz e artık bekleme süresinde değilken %10 saldırı gücü sağlamıyormuş. Onda da biraz değişikliğe gitmiş. W uh, ultisinin biraz uh, yükseltme gelmiş. %25-45 aralığından 35-55 aralığına arttırılmış. Bu güzel bir değişiklik olmuş. Oyunun başında ve sonunda artık çok daha hızlı olacaksınız. Q'nun Q'nun değişikliği sanki güzel gibi geliyor çünkü 3-0 4-0 giden oyun başında bir mastery şansları ondan sonra durdurulamıyordu ve artık çok ciddi olarak fokus atmanız gerekiyordu o şampiyona. Umuyorum biraz bu dedikleri gibi iyi oyunculara yarar kötü oyuncuları biraz durdurur falan diye düşünüyorum. Riven'a geldik arkadaşlar. Riven'ın karşısında oynamayı ben pek beceremiyorum. Benim gibi sanıyorum birçok insan var ki Riot buna bir şeyler yapmaya karar vermiş. Q'nun bekleme süresi artık her yetenek seviyesine sabit değil. E'nin bekleme süresi arttı demişler. Q'yu 13 saniyeden 12-10 saniye aralığına çekmişler. E'yi ise 16 saniye aralığından 14-10 saniye aralığına yükseltmişler diyelim. Artık Q'sunu daha fazla kullanabiliyor ancak genel olarak ona karşı oynamak artık daha rahat E'si bekleme süresindeyken Riven artık daha zayıf nokta fazla zayıf noktaya sahip demişler. Shaco'nun olayını tam olarak bilmiyorum. Shaco neredeyse hayatımda belki bir kere iki kere oynamışımdır. 4-5 yıldır bu oyunu belki daha fazla süredir oynayan bir insan olarak. Pek bana ilgi çekici bir şampiyon olarak gelmedi. Ben yine de okuyayım oynayanlar varsa bu şekilde anlarlar. Ultisinde bir değişiklik var. Eskiden kullanılan konumun 50-250 menzil çevresinde rastgele bir konumda rastgele bir yöne bakarak beliriyormuş. Şimdi Shaco'nun imlecinin yönünde 200 menzil içerisinde kopyasına doğru bakarak beliriyormuş. Opya'nın belirmesi eskiden kullanılan konumun 50-250 menzil çevresinde rastgele bir konumda rastgele bir yöne bakarak belirirken Şako'nun imlecinin yönünün tersinde 200 menzil içerisinde Şako'ya doğru bakarak beliriyormuş. Soraka'nın Q'suna yine bir buff gelmiş. İlave hareket hızı %14-30'dan 15-35'e e, yükseltilmiş. Güzel bir buff. Soraka ben karşımda olduğunda da seviyorum. Benim takımda olduğunda da seviyorum. Gayet güzel karşısında plays yapılabilecek. Yanındayken de ona uygun oynarsanız çok fazla geri dönüş alabileceğiniz bir şampiyon. Hareket hızının azalarak bitmesi konusunda çok hızlı bir şekilde kaybolurken önemli ölçüde daha yavaş bir şekilde kayboluyormuş. Trindamir'e birazcık güçlendirme yapmaya çalışmışlar ama bir yerden de kısmışlar. Bekleme süresini 13 saniye 9 saniye aralığından 12-8 saniye aralığına düşürürken yetenek gücü oranında bir seviyeden 0.8'e düşürmüşler. Bu biraz yetenek gücü trinde deneyenler için kötü olsa da zaten çok fazla deneyen kalmadı şu sıralar. Top lane'de bir tık daha fazla işine yarayacak trindemir oynayanların bahaneleri de buna şeymiş. Bence yeterince zaten güçlüydü bu şampiyon ama hareket kabiliyeti yüksek menzili şampiyonlar üst koridorlarda daha fazla görüldüğü için demişler ki bu adam çok fazla sıkıntı yaşıyor ona bu şansı verelim ki E'siyle ile daha fazla şey yapabilsin. Ve yine bir şey var. Dengeleme diyelim bir nerf var. Uzun uzun açıklamaya gerek yok ama 6. seviyede bir güç patlamasına ulaştığını düşündüklerinden siz de ulti attığınızda Q'ya bastığınızda o ona bir nerf getirilmiş. Eskiden %50 bekleme süresine sahipken Q şimdi %30 %50 aralığına çekilmiş. Yani tabii ki çok fazla etkiliyor. Özellikle proların çok fazla uh, kullanabildiği bir özellik olduğu için hani normal seviye oyuncular da kullanıyor ama normal seviye oyuncular genelde bir tane Q atar, pat 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 E dener falan hani o tarz. O yüzden sıkıntı olacaktır. Vayne oynayanlar için zaten oynaması zor bir şampiyon olduğunu düşünüyorum ben. Uh, bu biraz daha zorlaştıracaktır Vayne oynamayı. Shinjao'ya geldik. Shinjao'nun Q'nun bekleme süresini azaltmışlar. Bekleme süresi 9.5'ten 7.5'e 7'den 5'e düşmüş. 2 saniyelik bir iyileştirme var. Bunun da sebebi oyunun başında çok güçlü olan Shinjao artık bu Yampir Yengecin 3.15'te çıkıyor olmasından dolayı rakiplerle pek karşılaşamıyordu ve bunu kullanamıyordu. Şimdi en azından oradan bir bu adama oyunun başında parlayan adama bir şey verelim bari demişler. Güzellik verelim demişler. Zaire'ye geçeceğim. Zayra'nın ile alakalı bir şey var ama çok da önemli değil. Eşyalara geçeceğiz. Saldırı gücü artmış, eee, can e, 65'ten 70'e. Guinsoo bu yamanın benim için en önemli e, değişikliği diyebilirim. Sanıyorum aynen Master ile beraber Guinsoo'nun hiddeti benim için beni çok ilgilendiriyor. Çünkü benim oynadığım şampiyonların çoğu atakızına dayalı şampiyonlar. Öyle seviyorum ben ve Guinsoo genelde custom itemlardan bir tanesiymiş. Aa, bir tanesiydi. Bir de yer vurur sıklığı. Her iki saldırıda birken her üç saldırıda bir vuracak. Eskiden her iki saldırı bir yaptığınızda artık altı stack olduğunda bir sonraki atak ikili sayılıyordu. iki tane oluyordu. Şimdi artık bu her üç saldırıda bire çıkıyor. Bu baya şeyi değiştirecektir. Yeni yeni itemlara yönelecektir insanlar diye düşünüyorum ama zırh Delme ve büyü nüfuzu %15'e çekilmiş direkt. Eskiden 6 0.5 %15 aralığındaydı bunlar. Ha pardon 6 15 arındaydı 0 buçuk artıyordu galiba. Şimdi direkt 15'e çekilmiş. O yüzden yani tabii zırh delme oyunun başına ne kadar etki eder? Eder tabi. Her, her, herkes zırh ve büyü direnciyle başlıyor. Avcı tılsımına geçiyoruz. Artık şampiyonların yoldaşları da yakma etkisi uyguluyormuş. Pasif'in yakma etkisi artık yoldaşların saldırılarında da uygulanır. Tüm avcı alcısı... Tüm avcı tılsımı geliştirmeleri için geçerliymiş. Rün feryadının birleştirme bedeli ve toplam bedeli 125 altın azaltılmış. Yenilmeze bir e, nerf gelmiş. Çok inanılmaz bir nerf sayılmasa da yine de fena değil. Azami yüküye ulaştığında şampiyonlara verilen hasarın %10'u gerçek hasar ve iyileştirmeye dönüştürürken artık bu %8'e düşürülmüş. Aram hakkında değişiklik değişiklikler var. Giderilen hatalar var. Yakında gelecek kostüm ve renkler var. Güzel de aslında kostümler görünüyor. Aynen. Beğendiğim şeyler var ama bunları zaten geçen yamada görmüştük. Birçok arkadaş da paylaşmıştı. Savaş Akademisi özellikle baya popüler olmuştu. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Yumi'nin hikayesini kanaldan dinleyebilirsiniz. Diğer hikayelere bakabilirsiniz. Kısa bir yamaydı öncekine göre. Daha fazla detay vardı öncekinde. Bu seferlik bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.